Efendim tekrar merhabalar, tekrar iyi akşamlar. Yerel seçim 2024'de başlıyoruz. Tabii bugün itibariyle sandığa sadece 20 gün kaldı. Türkiye 3 hafta sonra sandık başına gidecek ve yerel yöneticilerini seçecek. Biz de tabii adayları ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün yerel seçim 2024'ün bu akşamki ilk konu İstanbul'dan CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Sayın Mesut Kösedağ bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Esra Hanım, hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz? Gayet iyiyiz. Bütün adaylar buraya çok yorgun geliyorlar. Tabii böyle saatlerce bütün gün süren seçim çalışmaları, saha, meydanlar artık ısındı. Herkes sahada. Siz nasıl bir İstanbul atmosferi anlatırsınız bize? Tabii Kadıköy, tabii yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinin rahat olduğu bir yer, açık arada kazandığı bir yer, ama şunu da merak ediyorum. Yani bu bir rahatlık sağlıyor mu seçim çalışmalarında? Bir konfor alanı yaratıyor mu size diğer böyle bıçak sırtı yerlere göre? Esra Hanım, ben partimizin en son belirlediği aday klasmanındayım. 12 Şubat gecesi biz açıklandık. Yaklaşık 25 gündür de sahadayız. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy'de ciddi şekilde farkla seçim her seferinde kazanıyoruz. Kadıköy halkımız bize bu konuda teveccüh gösteriyor. Ama diyorsunuz rahat mısınız diye. Size izin verirseniz bir günümü anlatayım. Kararı siz verin. Seçim çalışmalarında rahat mı oluyoruz, ne oluyoruz diye. Sabah 8'de Söğütlü Çeşme metrobüs durağında ilçemizdeki ilçemizle beraber simit dağıtmaya başlıyoruz. Oradan saha çalışmaları, mahalle çalışmaları, orada halkımıza kendimizi anlatıyoruz, projelerimizi anlatıyoruz. Devamında hava karardıktan sonra STK'larımıza, derneklerimize toplanıyoruz. Onun dışında akşamleyin 9-10'dan sonra ise görüşme taleplerini gerçekleştiriyoruz. 11'den sonra da gece çalışma ekibimizle beraber öbür günü, öbür haftayı toparlıyoruz. Ama bu sadece benim Kadıköy'de yürüttüğüm bir süreç değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki 39 adayı da tıpkı benim gibi neredeyse 24 saat çalışıyor. Çünkü hedefimiz çok büyük. Hedefimiz sadece kazanmak değil. Hedefimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki belediye sayısını iki katına çıkartmak en azından. Bunun için çalışıyor bütün adaylarımız. Ben tabii ki Kadıköy'de seçim sürecini iyi götürüyoruz. Orada hiçbir sorunumuz yok. Ama amacımız, bizim Kadıköy için konuşuyorum, sadece kazanmak değil, rekor oyla kazanmak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na da İstanbul'daki en yüksek oyu aldırmak. Bu yüzden bütün örtümüzle beraber gece gündüz çalışıyoruz. Geçen seçimde 31 Mart 2019'da %65,99, yani %66 gibi bir oy oranı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Evet. Hemen arkasından AK Parti geliyor, %19,54'tü. Tabii İyi Parti, o zaman ittifak yoktu Kadıköy'de, yok değil mi? İyi Parti'nin de adayı vardı. Şimdi de yine tüm partilerin adayı var galiba. Komik bir şey söylemek istiyorum. Yani komik değil mi? Tabii komik değil ama siyasi açısından biraz daha şey. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Kadıköy'de, daha doğrusu Kadıköy'de 27 tane belediye başkan adayımız var diğer partilerden. Bizden daha fazla belediye başkan adayı olan tek yer İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Diğer partiler, diğer ilçelerde toplamda 3, 5, 7, 8, 9 tane aday varken Kadıköy'de 27 tane partimizin 27 adayı var. Aday var. Evet, böyle çoklu adayla girilen bir seçim olacak. Evet. Şimdi sizin siyaset yolculuğunuz Kadıköy'de başladı değil mi? Kadıköy Gençlik Kolları'nda başladı. Sonrasında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne uzanan bir siyaset yolculuğunuz var. Nasıl, adaylık süreci nasıl gelişti, onu da dinlemek isterim sizden. Esra Hanım, ben... Çünkü çok beklendi bir de Kadıköy'ün adayı. Yani artık en sonlarda açıklandı. Çok da merak edilen ilçelerden biriydi. Sizin adaylık süreciniz, o süreç nasıl gelişti? Ben 1984 doğumluyum. 16 yaşımda, 2000 yılında, Mart ayında Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy ilçesinin kapısından içeri girdim. O gün bugün de siyasetin içinde oldum. Partimde çeşitli görevlerde bulundum. Genç kolu başkanlığı, ilçe yöneticiliği, il yöneticiliği, kurultay delegelikleri gibi birçok kademede bulundum. 2014'te yapılan ön seçimde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi seçildim. 2019-24 sürecinde de bir daha yine Büyükşehir meclis üyesi seçildim. 10 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesiyim. Halihazırda belki izleyicilerimiz de takip etmiştir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup sözcüsüyüm. Son 20 günümüz bu süreçte de. İnşallah 1 Nisan'dan sonra farklı bir göreve evrileceğiz. Adaylık konusunda Türkiye'de yaklaşık 971 tane seçim bölgesi var. Ama kamuoyu olarak hep şey konuşulur. Kadıköy ne olacak, Çankaya ne olacak diye bir süreç oluşur aslında. Kadıköy'ümüzde bizim 14 tane Cumhuriyet Halk Partili aday arkadaşımız vardı. Hepsi bizim yol arkadaşımız, hepsi bizim partili arkadaşlarımız, büyüklerimiz. Dostlarla bir şekilde biz bu süreci tamamladık.
hem İstanbul'da hem MYK'da hem PM'de ismimiz onaylandı, geçtik. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy Belediye Başkanlığı adaylığı strateji gerektiren bir süreçti. Biz de bunu iyi işledik ve şu anda da sizin karşınızdayım Kadıköy Belediye Başkanı adayı olarak. Tek hedefim de hem partime karşı olan sorumluluklarımı hem de Kadıköy Belediyesi'nde belediyesi olarak Kadıköy'lü vatandaşlarımıza olan karşı sorumluluklarımızı hayata geçirmek istiyoruz. Evet, şimdi sorumluluklarımızı hayata geçirmek istiyoruz dediniz. O sorumluluklardan biraz başlayalım o zaman. Yani Kadıköy'ün en önemli meselesine siz merkeze neyi alıyorsunuz Kadıköy'de? Tabii ki sahaya indiğimiz zaman birçok şey değişiyor. Biz 20 gündür sahadayız ve seçmenimizin bizden ciddi talepleri var, ciddi istekleri var. Öncelikle seçmenimiz bizim daha çok sahada olmamızı istiyor. Biz bu yüzden daha çok sahada olacağız. Seçmenimiz Kadıköy'ün dengelerini çok iyi biliyor. Bu dengeleri korumamızı istiyor. Kadıköy seçmeninin yaşam tarzını, düşünce şeklini, yaşayış tarzını, önceliklerini korumamızı istiyor. Ve bunun yanında da tabii ki biz rutin belediye hizmetlerini artırarak devam ettireceğiz. Burada hiçbir sorun yok. Ama Kadıköy Belediye Başkanı sadece bir belediye başkanlığı yapmaz. Kadıköy Belediye Başkanı aynı zamanda siyasi bir figürdür. Ve bizim de bu rolümüzü iyi üstlenmemiz gerektiğini biz farkındayız. Çünkü Kadıköy yaşam tarzı olarak da Cumhuriyet'in kalesidir. Atatürk'ün bize emanetidir bütün ülkenin olduğu gibi. Biz bu farkındalığı arttırarak korumak zorundayız. Bizde toplumun ciddi şekilde bu yönde beklentisi var. Biz de Atatürk'ün dışında layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin Kadıköy'deki en büyük bayrağı olmaya devam edeceğiz. Temel felsefemiz bu. Bunun dışındaki tabii ki bir belediye hizmeti olarak ne yapmamız gerekiyorsa onları yapacağız. Burada ise bunları tabii ki anlatacağım. Ama dediğim gibi temel felsefemiz Atatürk'ün izinden gitmek ve layık cumhuriyeti korumaktır. O zaman şöyle değiştireyim sorumu. Ya çözülmesi gereken en önemli sorunu ne Kadıköy'ün? Herhalde ben hem bir gazeteci olarak hem de bir İstanbullu olarak yapı stokuyla ilgili problemler olduğunu düşünüyorum. Dirençli bir Kadıköy yaratmak olduğunu düşünüyorum. Yani malum deprem, İstanbul, olası bir İstanbul depremi artık kapımızda. Bütün bilim insanları bunu söylüyor ve Kadıköy'deki durum ne? Şimdi Kadıköy aslında yani kentsel dönüşümün de çok hızlı devam ettiği bir yer. Hem işte parsel bazlı dönüşümler çok hızlı devam ediyor. İşte o hafriyat kamyonlarının biri gidiyor, biri geliyor. O Bağdat Caddesi'nden geçmek de böyle bir o kamyon trafiğine maruz kalıyorsunuz. Şimdi bu kadar yoğun bir trafik var, dönüşüm trafiği var ama bu genel tabloya nasıl yansıdı acaba? Şimdi tabii ki biz çeşitli anketler yaptık Kadıköy'le ilgili işte neyi daha yapabiliriz gibi. Kentsel dönüşüm süreci ve deprem riski süreci İstanbul'un ve Türkiye'nin gündeminde olduğu gibi Kadıköy'ün de gündeminde. Bu konuda haklısınız. Kadıköy'de Esra Hanım yaklaşık 28 bin binamız var, yapı stoğumuz var. Bunun yaklaşık 18 bini deprem kriterlerine uygun binalar, yani yenilenmiş binalar. Bu 18 binanın 5 bini Fikirtepe'de bulunuyor. Kadıköy'ün, bana derseniz ki Mesut Bey en büyük sorun nedir? Fikirtepe'dir. Fikirtepe derken mahalleden kastetmiyorum. Fikirtepe'de bakanlığın zamanında yaptığı rezervanın uygulamasıdır. Biliyorsunuz riskli alan uygulamasıdır. Fikirtepe'de bitmeyen bir dönüşüm var. Biz son 7 yılında çok aktif olmakla beraber İstanbul'un kalbinde Fikirtepe'de, Kadıköy'de bitmeyen bir kentsel dönüşüm süreci var. Türkiye'nin en kötü kentsel dönüşüm örneğidir. İleride derslerde kitaplara konu olacaktır. Tam bitti dedik, yine bitmedi. Şu anda gidin bakın orada çamur içinde, toz toprak içinde bir orada insana, canlıya, bir engelliye yaşam şansı verecek koşullar yok şu anda orada. Ulaşım olarak da, erişim olarak da, yeşil alan olarak da maalesef yok. Tabii bu Fikirtepe örneği. Peki Fikirtepe'de yani tamamlanamayan projeler var değil mi? Evet. Yarım kalan projeler Fikirtepe'de, var. Fikirtepe'de tabii burada ekonominin de güzelliği var. Yani müteahhit bu işe başladığı zaman inşaat metrekaresi ortalama 5 bin lirayken şu anda 35-40 liraya dayanmış durumda. Burada biliyorsunuz devlet bu konuda bir hamle yaptı bundan 2-3 yıl önce. Bütün yarım kalan inşaatları ben dedi bakanlık olarak devreye girip şu anki rakip partinin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı sağ olsun. Biz dedi bunu devreye gireceğiz ve 5 milyar lira bir fon ayıracağız dedi. O da şu anda ne oldu belli değil ve hala orada duran yapımı yavaş giden, kısmen duran birçok vatandaşın hatta bugün eylem de var Fikirtepe'de mağdur vatandaşlarımız da var. Binaları alındı, yıkıldı. Bir firmaya verildi. Firma ortadan kayboldu.
Şu anda ne evleri var ne arsaları var. Garip bir durum var Fikirtepe'nin. Sizin bir sorumluluk alanınız var mı Fikirtepe'de? Teşekkür ederim bu soru için. Çünkü bazı yanlış anlamalar olabiliyor. Fikirtepe'de Kadıköy Belediyesi'nin herhangi bir sorumluluğu yok. Çünkü bakanlık Kadıköy Belediyesi'ni tam anlamıyla devre dışı bırakarak bütün süreci kendi üzerinden yürüttü. Sosyal donatalım diye bir şey vardır. Bilmiyorum duydunuz mu? Bir arazi, bir arsanız varsa ve siz bunu dönüştürüyorsunuz ya da yıkıp baştan yapıyorsanız kamuya bir alan ayırmak zorundasınız. Kamu da o ayırdığınız alana sosyal donat yapar. Park yapar, kreş yapar, kültür sanat yapar. Belediye terk olur aslında. Bakanlık bunu da bize vermiyor şu anda. Hani her şeyi geçtik bunu da vermiyor ama biz Fikirtepe sürecinde Kadıköy Belediyesi olarak resmi bir sorumluluğumuz olmamasına rağmen bu dönemde biz vatandaşımıza orada destek olmaya çalışacağız. Bunu nasıl yapacağız? Oralara danışmanlık vermeye çalışacağız. Hukuki destek sağlayacağız. Garantör olamasak da resmi olarak gideceğiz. Her günün sokaklarında vatandaşın sorununu dile getireceğiz. Bakanla konuşacağız. Hükümetle konuşacağız. Kiminle konuşmamız gerekiyorsa o süreci acilen tamamlamak adına biz Fikirtepe halkının yanında olacağız. Ama şu anda Kadıköy'de Fikirtepe dışında konuşursak 10 bin binamız daha var. Kentsel dönüşüm sürecinden geçmesi gereken, taranması gereken. Özellikle çok sıkışık sokaklar mesela Cafer Ağa vesaire o kısımlar değil mi? Yani o dönüşmesi gereken. Tabii Cafer Ağa mahallemiz de yoğun bir mahallemiz. O Kadıköy'de demin bahsettiğim işte Kadıköy'ün 450 bin nüfusu var. Hafta sonu 2,5 milyona çıkıyor bu nüfus. 2,5 milyon nüfusun %60-70'i de Cafer Ağa üzerinden Kadıköy'de eğleniyor diyeyim ya da zaman geçiriyor diyeyim. Cafer Ağa bu konuda yoğun bir mahallemiz. Bir yük taşıyor aslında. İlave bir yük taşıyor. Oradaki şikayetlerin de farkındayız. Bunlarla ilgili özel konuşacağız. Ama hatta şunu da söyleyeyim. Dünyada mikro mobilitenin yani bu skuterların en çok kullanıldığı mahalle Cafer Ağa. En çok kullanıldığı için Kadıköy. Mahalle olarak da Cafer Ağa. Yani orada da bir yoğunlukları var. Onu ama soracağım. Sorularım arasına aldım skuter meselesini. Yani aslında herhalde Kadıköylünün en çok şikayeti herhalde değil mi? Yani o gelişi güzel park edilmesi, kaldırımları işgali, kaldırımdan ilerlemelerini onları zaten artık söylemiyorum. Bu konuda bir park yeri de yapılmıştı. Yani pilot projede uygulanmıştı bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla Kadıköy'de ama yani sizin bu meseleyi kökten çözecek bir projeniz var mı? Bir yol haritanız var mı? Scooter meselesi. Ben Büyükşehir Belediyesi'ndeyken de ulaşımla ilgili yaptığım çalışmalarla biraz bilinirim. Mikro mobilite bizim yeni dünyamızda olması gereken bir ulaşım aracı. Özellikle kısa mesafelerde. Ama bu kadar bir dar alanda yoğun kullanılması çok mantıklı değil. Biz Büyükşehir'le beraber konuştuk ve söylediğiniz gibi Kadıköy biz pilot bölge seçerek skuter park alanları inşa ettik. Burada hedefimiz üretici firmalarla ve yüklenici firmalarla ve bakanlıkla, çünkü bu da bakanlıkla devrede, Büyükşehir'de devrede, Kadıköy'de devrede. Hı hı. Üç tane kurumun yetkisi var. Bir de firmaya koyduğun zaman dört kurum. Biz dört kurum olarak bir araya geleceğiz ve diyeceğiz ki kaldırım işgallerine son vereceğiz. Dediğiniz gibi siz skuter kullandığınız zaman onu alıp istediğiniz yere bırakamayacaksınız. Kırmızı ve yeşil alanlar var. Yeşil alanlara geldiği zaman sürüşü bitirebiliyorsunuz. Kırmızı alana geldiği zaman bitiremiyorsunuz. Bu şu anda elektrikli motosikletler de uygulanıyor ama skuterler de uygulanmıyor. Biz Kadıköy Belediyesi olarak yeşil alan sayısını daraltıp kaldırımlardan çıkaracağız. Böylece vatandaşlarımız skuteri kullandığında istediği yere, yani kaldırımlara özellikle ya da insanların giriş kattaki evlerinin parmaklıklarına bunları bağlamasının önüne geçmeye çalışacağız. Ama yine söylüyorum, belediyeler yasaklayıcı bir zihniyette olmamalıdır. Tabii ki bu yeni bir dünya, yeni bir ulaşım aracı. Bizim bununla düzenleme şeklinde bir çözümle gitmemiz gerekiyor, çözüm yaratmamız gerekiyor. Yoksa sadece hadi bunu buraya bir daha sokmayalım mantığı çok doğru mantık değil. Çünkü arz talep meselesi tabii ki bir yoğunluk yaratıyor ama tercih ediliyor. Biz bu edilen tercihi ne yapacağız? Onu biz Kadıköy halkının, orada oturan vatandaşlarımızın, özellikle Modalı ve Cafer Ağalı vatandaşlarımızın hayatlarını engellemesinin önüne geçeceğiz. Bunun için de ciddi çalışmalarımız var. Bilinçlendirici yönlendirmeler yapacağız. Sorunsuz şekilde entegre edeceğiz. Kullanım eğitimleri, güvenlik eğitimleri, koruyucu kıyafet uygulamaları ve bu tarz bilgilendirici içeriklerle hem firma olarak, hem firmaya, hem kullanan vatandaşa da farkındalıklar yaratarak biz bu konuyla mücadele edeceğiz. Yine söylüyorum, şu anda Kadıköy dünyanın en fazla skuterli olduğu ilçe.
Şimdi siz dedin biraz önce bir gününüzü anlattınız ya, işte sabah çok erken kalkıyorum, bütün gün saatler boyunca işte vatandaşla halk arasındayım dediniz. Ya en çok ne duyuyorsunuz? Yani en çok sizden beklenti ne? Hangi problemin çözülmesini istiyor kadınlar, gençler, çocuklar da diyeyim hatta? Ne istiyorlar, ne bekliyor Kadıköy'de? Şimdi Kadıköy olma sebepleri var. Kadıköy yerel yönetim anlamında birçok ilçeden daha fazla, uygulaması daha fazla olan bir ilçe. Bizde konser alanları, spor alanları, aktiviteler, Kadıköy'de opera var. Süreyya Operamız var biliyorsunuz. Biz birçok zaten yerel yönetimi önemli yıllardır sergiliyoruz. Her alanda spor, sağlık, turizm, kültür. Biz bunu daha iyi götüreceğiz ama kentsel, demin güzel bir şey, yere değindiniz aslında. Kentsel dönüşümden dolayı Kadıköy'de Esra Hanım son 10 yıldır çok yoğun bir kentsel dönüşüm var. Kadıköy halkı artık bundan biraz yoruldu. Kentsel dönüşüm dediğiniz şey, binayı böyle alıp oradan kaldırıp yeni bir maket koymuyorsunuz. Eski binayı yıkıyorsunuz. O harfiyatı kaldırıyorsunuz. Yıkarken bir kepçe geliyor. Harfiyat alırken bir araba geliyor. Sonra onu kazıyorsunuz. Temele iniyorsunuz. Orada bir harfiyat arabası geliyor. Bu arabalar gelirken o kaldırımları, o inşaata girip çıkarken kaldırımları deforme ediyorlar. Kırıyorlar. Bu sefer vatandaşımız, şunu da söyleyeyim, Kadıköy Türkiye'nin en yaşlı ilçelerinden, yaşlı nüfusa sahip ilçelerinden bir tanesi. Özellikle yaş almış büyüklerimiz evden dışarı çıkarken ya da pusetli çocuk arabaları ya da engelli vatandaşlarımız kaldırımda hayata karışırken zorlanıyorlar. Bununla ilgili çok şikayet alıyoruz. Ama bunun sebebi, biz o kaldırımı yapıyoruz, 3 gün sonra tekrar bozulabiliyor. Güvenliği de riske eden bir trafik var orada. Kamyon maalesef trafiği var. Yani daha önce de çok ölümlü kazalar da oldu ne yazık ki. Maalesef parkta geri kendi, evet, başımıza geldi böyle şeyler. Tekrar anlatamam, rahmet diliyorum ailesine. Buradaki bizim aslında çözümümüz var. Ama şunu da söyleyeyim. Artan maliyetlerden ötürü, ben mesela 2014-2019'da da Büyükşehir Belediyesi'ne söyledim, onu da az önce söyledim ama biz 14-19'da 5000 ruhsat verdik Kadıköy Belediyesi olarak. Ne demek bu? 5000 bina dönüştü. 19-24'te, yani bu dönem bu sayı yaklaşık 1000. Yani 5'te 1 oranında daha yavaşladı aslında kentsel dönüşümümüzde. Neden? Özellikle artan fiyatlarda. Şimdi baktığınız zaman... İnşaat maliyetlerinden. Baktığınız zaman bakanlığın onlarca şeyini duyuyorsun, işte şu kadar kredi vereceğim, bu kadar şey yapacağım diye. Ben o kredilerden kullanıp evini yenileyen kimseye denk gelmedim. Varsa duyarsak mutlu olurum. Belki de bir tebriğe gideriz. Dediğim gibi şu anda 100 metrekare bir evin, mesela sizin bir eviniz var ve kendiniz bunu dönüşmek istiyorsunuz. Bakın, müteahhite vermiyorsunuz, kendiniz dönüştürüyorsunuz. Bunun ise maliyeti ortalama 3,5 milyon. 10 katlı ya da 5 katlı 10 daireli bir apartman düşünün. Her kattaki insanın bu parayı verebilmesi lazım. Şimdi Kadıköy baktığın zaman sosyoekonomik anlamda güçlü bir kent görünümünde, bu kısmen doğru. Ama geçen yine bir sağ ziyaretimi şöyle bir şeyle karşılaştım. Bir teyzemiz geldi, yaşlı bir teyzemiz. Benim dedi, evimin fiyatı şu anda 40 milyon dedi. Ben bugün bu evi satsam 40 milyona satarım. Ama dedi ki, benim başka hiçbir şeyim yok. Benim de sadece bir tane evim var, bir de emekli maaşım var. Ben dedi, 80 küsur yaşındayım, bana ne yapabilirsin? Çok güzel bir soru aslında. Baktığınız zaman çok haklı. Bir ev var, 40 milyon, 50 milyon, 30 milyon değerinde ama başka hiçbir gelir yok. Sadece 8000 ya da 8500 lira emekli aile alıyor. Belki aidatını ödemekte zorlanıyor. Dairesi onun, yani oradaki aidatlar, binalar şey olduğu için, yenilendiği için, doğru söylüyorsunuz. 2-3 bin lira varmış durumda oradaki aidatlar. Sitelerdeki aidatlar da 4-5 bin lira en düşüğü varmış durumda. Biz de bu sefer yaş almış büyüklerimiz için projeler üretmeye başladık. Biraz da projeye girelim yavaşça isterseniz. Biz belediyemizin sosyal tesislerinde 65 yaş plus kartı çıkartarak, Kadıköy kartının ek bir şey olacak. Yaş almış büyüklerimiz, öğrenci gençlerimiz Kadıköy'ün sosyal tesislerine geldiğinde, Kadıköy Belediyesi'nin sosyal tesislerine geldiğinde çayı, suyu, kahveyi, bunları %50 indirimle sahip olacaklar. Yemeklerde de yine %25 oranında bir indirim sağlayacağız. Yine bir teyzemiz dedi ki bana, bunlar bir kere sokağa dokunan bence hamleler. Bu bence değerli. Konuştuğum rakam 100 bin kişiden bahsediyoruz. Şu anda Kadıköy nüfusu 470 bin civarında. Bunun 100 bini Esra Hanım 65 yaş üstü. Dedi ki bana yine bir teyzemiz, evladım dedi, burada dedi şey, tesisiniz güzel ama dedi, burada toz var dedi. İşte onun dışında çok fazla. Ben dedi her gün dedi karbonhidrat alamam. Beni de düşünmeniz lazım. Ben de evde yemek yapamıyorum. Evde yemek yaptığım zaman az kalsın evi yakıyordum. Şimdi Ekrem Başkan hep söyler, benim mega projem yok diye.
Bu bir mega projedir aslında. Yani bizim böyle Kanal İstanbul gibi ne oldu belli olmayan, böyle devasa inşaatlar gibi dertlerimiz yok Kadıköy'de. Bizim vatandaşa dokunan, birebir dokunan projelerimiz var. 2024-2029 döneminde Kadıköy Belediyesi vatandaşın her ihtiyacına bizzat dokunacak. Biz o vatandaşlarımızın evlerine yemek götüreceğiz. O da yetmeyecek. Sosyal tesislerimizdeki biz menümüzü 80 yani 65 yaş üstü bir vatandaşımızın beslenme değerlerine göre tekrar değerlendireceğiz. Genç arkadaşlarımızın da öyle. Ne demek istiyorum? Burada ciddi bir Kadıköy'de özellikle yaşlı vatandaşlarımızın yaşadığı bölgeler var. Sahra Cedid gibi, Kozeta gibi. Oralarda bizim belediyemizin kafeleri var, işletmeleri var. Biz oraları baştan aşağı refüze edeceğiz, baştan aşağı değiştireceğiz ve onların daha çok sosyalleşmesi adına hamleler yapacağız. Mesela basit bir şey söyleyeyim. Birçok insan sadece evinden iniyor aşağı önündeki apartmandaki parkına, parkta oturuyor, çay içiyor 5 saat 6 saat boyunca. Sonra tabii orada sosyalleşiyor, oradan yukarı çıkıyor. Dedik ki başka bir şey yapmak gerekiyor. Belki bu insanlar yıllardır Kadıköy'e inmedi. Sahra Cidden Kadıköy'den inmiyorlar ya da ne bileyim Kozyatağı'ndan Kadıköy'e inmiyorlar. Denizi görmüyorlar, merkezi inmiyorlar. Huzur Vapuru projesini geliştirdik. Huzur Vapuru. Muhtarlarımızla beraber diyeceğiz ki hangi muhtar? Bu hafta Kozyatağı muhtarı. Muhtarım, bir vapurumuz var. Bu vapurumuzu lütfen 65 yaş üstü kadın ve erkek bizim vatandaşlarımızı, Kadıköy'de yaşayanlarımızı getirin. Biz onları bir matine gibi düşünün. Hem böyle eğlenecekleri, belki bir musiki, belki bir başka bir şey eşliğinde onları boğaz sulu yaptırdım. Aslında onları biraz da hayata katmak istiyoruz. Bu ve bunun gibi birçok projemiz var yaşanmışlarımızla ilgili. Ama temel sorun bağlarsak oraya, kaldırım düzenlemeleriyle ilgili ciddi sorunlar, ciddi şikayetler alıyoruz. Bunların da farkındayız. Yapacağımız ilk şey bir, kendi denetimimizi arttırmak, kaldırımla ilgili fen işleri personelini arttırmak. Bununla beraber yine ana arterlerde de Büyükşehir'le beraber konuşarak Yol Bakım Daire Başkanlığı'yla Kadıköy'ün 6 ay içerisinde hızlıca kaldırımlarını bir elden geçireceğiz. Şimdi 6 ay içinde kaldırımlar elden geçirilecek dediniz. Ben ilk 100 günü sorayım mı size? Seçildiğiniz takdirde, eğer seçilirseniz ilk 100 günde Kadıköy'de neler olur, neler değişir? Şöyle son birkaç dakikamız var galiba. 3 dakikamızmış, yönetmenim uyardı. Evet. Bir kere Kadıköy'de ciddi bir hayvanseverlik tansiyonu var, kası var. Çok bu konuda hayvanseverlerimiz titiz. Bunlarla ilgili çok hızlıca mevcut bizim pati parkları dediğimiz yani özellikle pati dostlarımızın parklarda gezdiği alan var. Onları revize edeceğiz, sayılarını arttıracağız. Onun dışında patibüsle beraber, patibüs diye bir ambulans değil ama yani bir nakil aracıyla 8'den sonra ya da 5'ten sonra yaralanan sokak hayvanlarını hızlıca tedavi etmek için onları nakledeceğiz. Sosyal destek hizmetleriyle hem ev demek hizmetini hızlıca yine yaşama geçireceğiz. Gençlerimizin kültür salonlarından, kültür etkinliklerinden daha ucuza yararlanmasını sağlayacağız. Dijital Kadıköy'ü hayata geçireceğiz. WhatsApp ihbar hattımızı güncelleyeceğiz. Bu çok değerli. Niçin değerli? Çünkü kaldırım ve çukur sorunu bizde şu anda biraz yükselmiş durumda. Bunları hızlıca vatandaşımıza iletip bizim de onu çözüm bulmamız gerekiyor. Afet yönetimi çok önemli. Afet yönetimiyle ilgili hemen bu danışma merkezini kuracağız ve vatandaşlarımıza yol göstereceğiz. Tabii bunun dışında söylediğim gibi sağlık ve sporda mesela duyu bütünleme merkezi açacağız. Bu da yeni bir sorun aslında. Çocuklarımızda, benim de bir çocuğum var 8 yaşında. Tabii ki eskiden bir sokaklarda oynardık biliyorsunuz ama yeni jenerasyonun böyle bir şansı yok. Okuldan geldiği zaman direkt tabletle ya da tek bir elektronik aletle oynuyorlar. Bu da onların duyu bütünlüklerini zedeliyor. Biz öncü bir kent Kadıköy olarak nasıl bizde mamografi merkezimiz var, nasıl ki bizde engelli kardeşlerimizin ağız ve diş sağlığı ameliyatını yapan sistemimiz var. Biz dördüncü bir şey olarak da, üçüncü bir faz olarak da duyu bütünleme merkezini hayata geçireceğiz çok hızlı şekilde. Şu an bununla ilgili çok şey alıyoruz, tepki alıyoruz. Mesela Kadıköy'ü koşturacağız. Koşuyorum, yürüyorum, esniyorum. Hatta yürüyorum, koşuyorum, esniyorum hareketiyle. Biz Kadıköy'de yaşayan herkesi spora davet edeceğiz. Dediğim gibi biz bu süreçte ilk 100 günde, son 100 günde de, diğer dönemlerde de vatandaşa birebir dokunan projelerle Kadıköy halkının yanında olacağız. Kadıköy halkı belediyeyi daha çok yanında hissedecek. Belediyeyi daha çok sokakta görecek. Belediye personelini daha çok sokakta görecek. Başkanı da daha çok sokakta görecek. Ben hep dışarıda olacağım diyorsunuz. Belediye başkanı olarak ben makam sevmem, sokak severim.
Beni belediye başkanı diyor ki bazen sahada, başkanım çayını içmeye geleceğiz. Dedim bulursanız gelirsiniz yani, ben zaten yanınızda olacağım diyorum seçmenimize de bu konuda. Ne kadar samimi olduğumuz da yine zaman gösterecek burada. Belki bir 6 ay sonra, 1 yıl sonra bir daha buraya konuk olursak orada da bu söylediğim şeylerin hayata geçmesi ilgili çok rahat bir şekilde konuşabileceğimi düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz, tekrar hayırlı olsun diyeyim adaylığınız. Sağolunuz. Çok sağ olun. Efendim, yerel seçim 2024'ün bu akşamki ilk dilimini kapatalım. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağım.